Merhaba sevgili VGT takipçileri, İstanbul Zeytinburnu'ndan herkese selamlar ve sevgiler. Arabamız 2000 kaçtı abi? 18. 2018 model 1.5 benzinli Opel Insignia VGT'yi monte ettik. Çok da değerli bir misafirimiz var sevgili Ümit. Merhaba. Hoş geldin, sefalar getirdin, ayaklarına sağlık. Merhabalar, sağ olun. Camı kapatırsan abi, uğultu tamam, yapmasın. Kapatalım. Kafanda bir sürü soru işaretiyle geldin değil mi evet, abi? Evet. Hepsini de bize sordun. Evet. Bir de deneyelim dedin. Şüpheyle geldim. Evet, bir de deneyelim bu dedin. Çağın buluşudur. Yani böyle bir şey varsa niye artık hani böyle bütün arabalarda kullanılmıyor? Soru işareti. Yani Türkiye'de biliyorsunuz insanın duyguları çok sömürüldüğü için. Kesinlikle. İster istemez septik yaklaşıyorsunuz. Yani şüpheci yaklaşıyorsunuz. Ama şu an şüphelerim gitti. Gitti. Ya 5 dakikada Beşiktaş olduk. Evet, öyle düz söyleyeyim. Gidelim abi. Tamam. Hatta VGT'yi sabitlerken dedin ki bir testi yapalım gelelim de ondan sonra sabitlersiniz dedin. Evet. Sağdan mı gidelim düz mü? Köprüden. Tamam. Arkadaşımıza öyle dedin. Şimdi sabitleyeceğiz mi abi? Yok, hayır, sabitleyeceğiz. Sabitleyeceğiz. Çekmemek için çekeceğiz. Evet, sabitleyeceğiz. Abi kısa bir yolculuk oldu. Hı hı. Hala devam ediyoruz bu test sürüşüne. Evet. Bu kısa süre içerisinde neler fark ettin? Bana söyleyebilir misin? Şimdi araba gaza basmaya ihtiyaç duymuyor. Hatta gaza basmak yerine daha çok frene basmaya başladım ben şu anda. Yolun ritmi uyarsan evet, freni de az kullanırsın. Evet. O da kullanışla alakalıdır. Yani şimdi bizim işimiz şöyle. Ben bu arabayı Çorlu İstanbul arası kullanmak için satın aldım. Hayırlı Çorlu'ya olsun. Gidiyorum. Malum Çorlu'nun kışı çok fazla. Evet. Ağır bir arabaya ihtiyacım vardı. Yani kilolu yere basan bir araba almak istedim. Dizeller uçuk fiyat ve yani dizelde ya ben sevmiyorum dizel arabayı. Bu araba nasip oldu, aldık. Ama şey tabii benzinli araba ve 1.5 olduğu için biraz da ağır olduğu için araba. Araba çok güzel, oturaklı bir araba. Düzgün ama var. Yakıt yakan bir araç. Hı hı. Yani kimine göre yakmıyordur, kimine göre yakıyordur. Benim için yakan bakış bir araç. Açısı. Yani 8.5 litrelerde falan yakıyor benim kullanımıma göre. Daha az yaktıran da olabilir, daha çok yaktıran da olabilir. Süper. Ama şu andaki arabanın şu 3 dakikalık kullanımda arabanın verdiği ortalama 8.5-9 vermesi gerekirken şu an 8.1'lerde gösteriyor. Sıfırlamıştım. Ha, sıfırlamış mı? Evet, şu arabanın 8.1 ortalama gösteriyor şu anda araç. Kilometreyi sıfırlamadım. Sadece şeyi sıfırladım. Yakıtı. Yani şehir içindeyken 9, otobandan Çorlu'ya da giderken 7-7.5'larda yakıyor. Ortalama 8.5-9'ları falan görmesi lazım. Şehir içindeyiz şu anda. 9 litrelerde olması lazımken şu an 8.1 gösteriyor araç. Evet, 8.1. Evet. Testin sonunda bir daha bakarız ona. Yani. Gaz pedalına basışında bir farklılık olduğunu söyledin. Onu izleyenlere de söyleyebilir misin abi? Ne kadar basıyorsun? Şu an ayağım hiç gaza değmiyor bile. Yani çok ağır gidiyoruz ama yani bu arabayı kullanırken benim ayağım gazda oluyordu sürekli. Şu anda Zeytinburnu'nun içerisinde sahil yolu civarında dolaşıyoruz. Ayağım sadece gaza işte utanma olmasın, şey olmasın, ayıp olmasın diye üzerinde duruyor sadece. Yani araba zaten yarı otonom bir araba, şimdi tam otonom oldu. Süper. Evet. Süper, araba kendi kendine gidiyor. Evet, kendi kendine. Zaten yarı otonom dedim ya. Aha. Özellikleri var, şeritten çıkmıyor, şu bu falan filan. Abi bir tek gaza basıyordun, şimdi gaza da basmıyoruz. Şu an ayağım gazda değil. Tabii izleyenler de görüyordur gidişimizi. Evet. Şimdi ama asılacağım yani randımanı görmek için. Aynen. Şu anda sahil yoluna çıktık. Şimdi sahil yoluna çıktık. Bildiğini yap abi. Evet. Kalı Çeşme sahil yolundan Zeytinburnu'na doğru gidiyoruz. Şöyle kadranı da göstereyim ben. Evet. Önümüzdekiler fren yaptığı için biz de yapıyoruz. Ama araç gidiyor. Dikkat, bu arabada VGT var. Evet. Araç gidiyor. Benim önüm açıldı diyor araba. Yani bir nevi performanslı sürüş de yapıyoruz şu anda. Evet. Yani arabada bir ağır bir duruş da vardı. O ağır duruş da şu anda sana engel olmuyor değil mi abi? Yok hiçbir şekilde. Makas atmayı sevenler varsa
Ben çok sevmiyorum. Otomatik vitesli arabayla makas atabilirsiniz. Evet. Atmayın tabii de, tavsiye etmiyoruz. Buradan sevgili ama... Faruk'un kulaklarını çınlatalım, buyur abi. Faruk arkadaş tanımıyorum ama otomatik vitesle de makas atabilirsiniz. Abi o da otomatik kullanıyor ki Kia Ceed kullanıcısı, kadroda 140'dan başlıyor onun. Oy. VGT'den sonra Q7'lerle yarışıyorum, onları tokatlıyorum diye en son bir cümlesi olmuştu bana. Valla araç şu anda 10 litreyi görmesi gerekirken bu basışa kısa mesafede, evet, 8.3 gösteriyor. O kadar asılmamıza rağmen. Kök gaz gittim. 9'lara hemen çıkması lazımdı aracın. Sağ şu anda 8.3 ile devam ediyor aracımız. Süper. Keskin bir sağ yapacağız. Testimizi bitirme safhasındayız. Son sözün var mı abi? Var mı söyleyeceğim bir şeyler? Valla şimdi gördüğüm kadarıyla soldan. Ben VGT'yi tavsiye ederim. Yani şu 5 kilometrelik sürüşte araçta bir fark yarattığı kesin. Tavsiye ederim ama tabii daha sonra tekrar ziyaret ettim de belki bir video daha çekersiniz. Şahane olur. Yani bir hafta, 10 günlük, bir aylık bir sürüşte. Çünkü bizim bir aracımız daha var. O da yeşil yanda abi. Dizel 2000 motor. Çok kilometre yapmayan bir araç. Amcamın aracı. Ama 10 litre yakıyor. Amcamı rahatsız ediyor. Ben onu biraz düşürmek istiyorum. O aracı da bunu bir hafta kullandıktan sonra güzel, hemen buraya getirip VGT'sini taktırıp İnşallah. Onu da böyle 9 litrelere, 8.5 litrelere düşürsek. Onun bir de gaz tepkileri biraz zayıf aracın. Hı hı. Bundaki gaz tepkilerini görünce herhalde o 2000 motor, onun gaz tepkileri de daha da toparlayabilir diye düşünüyorum. Evet. Amcaya buradan selamlar, sevgiler. O arabanın ilacı VGT. İnşallah. O arabayı da bekliyoruz. İnşallah. Bizim bir Mercedes E350'miz var. Evet. Otonom sürüşle bir test yaptık. VGT'siz ve VGT'li. Evet. VGT'siz hali 7'lerin yukarısındaydı. Aynı şartlarda, aynı parkurda. Evet. VGT'li hali, otonom sürüşle, insani faktörler hiç yok kesinlikle. Evet. VGT ile 4.9 litreye düştü. Düz gidelim abi. Bu arabanın fabrika verileri de 5.9 litre. Vay be. Evet. Müthiş bir sonuç aldık. Dolayısıyla VGT her arabanın ihtiyacı, biraz önce senin de söylediğin gibi, ama bir buluş. Bütün buluşlar gibi bu da ezber bozuyor, şaşkınlık yaratıyor. İnsanların gardı yüksek, buna da hak veriyoruz biz. Ama senin gibi gelin, sorun, test edin, almayın, önemli değil. Sohbet etmiş oluruz, tanışmış oluruz sağdan abi, ışıklardan. Evet. Yani gelin görün arkadaşlar. Evet. VGT, yani ben bir Türk firmasının bunu yapmasından en başta çok gurur duydum. YouTube'da da aşağı yukarı 10 gün kadar, işte benim işle ilgili çok mesaim çok fazla olduğu için akşamları çay içerken evde televizyon seyretmek yerine YouTube'dan VGT'nin videolarını seyrettim. Şu anda yaşıyorum. Eyvallah abi, sağ olasın. Yani benim gardım çok yüksekti. Sizin dediğiniz gibi normalden de yüksek bir gardla geldim. Çünkü daha önce bu yakıt ekonomisiyle ilgili ufak tefek bazı buluşlar vardı, gördük ettik falan, hepsi fos çıktı. Ama VGT şu an yakıt ekonomisi yapmasanız bile, şöyle söyleyeyim, şu an 8.3'te buraya geldik, arabanın performansının arttığı kesin. Evet. Ve şey yok arabada, herhangi bir yazılım yok, ekstra bir kimyasal yok, arabanın orasını burasını delmiyorsunuz. Evet, gördüm montajı. Oraya buraya saçma sapan, yani sonuçlarının ne olacağını bilmediğiniz teknolojik yazılımlar yok, parça yok, ek yok, işte arabayı yormak yok, delmek yok, kesmek yok. Yani basit bir montaj, 5 dakika bile sürmeyen bir montajda. Evet, elimiz yağ bile olmadı. Ve şey, yani arabaya, ben biraz arabadan anlarım, zararı olabilecek hiçbir şey yok. Çünkü direkt hava girişi var motora. Ne olur hava girişiyle alakalı en fazla araba fabrika verilerinin dışına çıktığı için ara sıra arıza ışığı yakabilir, ne olduğunu anlayamadığı için. Evet. Ama şu ana kadar da bizim aracımızda aşağı yukarı son model demesek de daha 37 bin kilometrede bir araç, tertemiz, pırıl pırıl. Hiçbir arabaçta ekstra bir tepki de vermedi. Ne arıza ışığı, ne EGR ışığı, ne bileyim, ya da işte ne bileyim basınç ısı ışığı, ya da herhangi bir farklı uyarı da vermedi. Şu an her şey normal, stabil. Süper. Arabanın egzoz sesi değişti. Araba kendine geldi. Evet, egzoz sesi. Araba bir gürler oldu yani. Evet.
Performansı arttırdık. VGT ezber bozuyor aslında. Dediğim gibi performansın artışı normalde yakıtı arttırır. Evet. Fakat VGT'de performansla beraber yakıt da düşüyor. Neden? Çünkü yakamadığımız yakıtı artık yakmaya başladığımızdan dolayı o yakamadığımız yakıt yanınca hem tasarruf elde etmemize neden oluyor. Evet. Hem de yakamadığımız yakıtı yine yaktığımızdan dolayı motorun performansı artıyor. Evet. Doğru orantılı VGT'de. Evet, evet. Hayırlı uğurlu olsun. VGT ailesine hoş geldin. Hoş bulduk diyelim. Çok İsraf memnun oldum. Haramdır. Tasarruf edin ve VGT takın. Eyvallah abi, sağ olasın. Evet sevgili dostlar, bu videoda burada bitiyor. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.